Sonuçların ne olduğunu, fon yöneticilerine ne söylediğini belirttik ama sizin de yapmış olduğunuz bir çalışma var. O çalışmanın sen konuşurken ekrana senaryo 1, senaryo 2 ve senaryo 3 diye oranları da gelecek. Kısaca istersen şöyle bir özetleyelim. Erkin, sizin senaryonuzda en çarpıcı olan ortaya çıkan vurgu neydi? Yani orada bir model geliştirdik. Bu modelle seçimde partilerin aldığı oy oranlarından ne kadar parlamento sandalye sayısına ulaşacakları yönünde bir hesaplama yaptık. Burada tabii ana senaryoya baktığımızda, hani bu anketlerin ortalamasına baktığımızda normalde AKP'nin gene 330-337 arasında bir oy oranına sahip olacağını, sandalye sayısına sahip olacağını hesaplıyoruz. Ama bunun yanında tabii diğer alternatif senaryolara da bakmak lazım. Bu senaryolarda işte ne kadar mesela hangi şartlar altında işte piyasanın hani baktığı iki rakam var. 367'nin üzerine çıkacak mı veyahut da 330'un altında kalacak mı AKP diye. Hani bunlar genelde piyasada daha olumsuz senaryolar olarak fiyatlanıyorlar. Oraya baktığımızda hani özellikle AKP'nin 367'nin üzerine çıkması için bir kere MHP'nin parlamentoya girmesi, iki partinin mecliste temsil edilmesi ve AKP'nin %50'nin üzerinde bir oy oranına ulaşması gerektiği gibi bir sonuç çıkarıyoruz yaptığımız çalışmada. Bunun yanında tabii AKP'nin 330'un altında kalması gibi bir durumda hangi şartlar altında oluyor ona da baktık. Ona baktığımızda da işte AKP'nin %45 civarında bir oy oranına veya daha altında bir oy oranına sahip olması, işte CHP'nin de %30'lar veya üzerine bir rakama ulaşması gibi bir durumda bu şeyler olduğunu görüyoruz. Tabii bunlar hani sonuçta hangi şartlarda dediğimiz gibi piyasanın çok daha hani iyimser olarak bakmayacağı 330'un altı veya 367'nin üzeri gibi durumlara nasıl ulaşacağımızı, hangi şartlar altında ulaşacağımızı gösteriyor. Şu anki anketler tabii bu görünüme çok fazla destek vermiyor. Yani ana görünümün gene AKP'nin 330-367 arasında bir sandalye sayısına ulaşacağı ve hani piyasanın genel olarak daha olumlu olarak nitelendirdiği bir senaryoya yönleneceğine ne işaret ediyor? Erkin, özellikle senaryo 1 üzerinden bir sorum olacak sana. Aslında genel anlamda kurduğunuz modelleme ile ilgili de bir soru bu. Özellikle yaptığınız çıkarımlarda toplam oy oranına baktığımızda hani birinci senaryonuzda AK Parti için %35, CHP için %25, MHP için %15 bir oy oranından bahsediyorsunuz. Öncelikle geri kalan %25 bağımsız ve diğer partiler için biraz yüksek değil mi sorusunu soracağım. Çünkü diğer senaryolarınızda da ortalama 74-75'te kalıyor bu 3 partiyle ilgili yaptığınız toplamlar. Artı %35 ile 283 milletvekili sayısına ulaşılabileceği yönündeki modellemede neyi dikkate aldınız? İşte o çok uç bir senaryo tabii. Yani şunu göstermek için onu oluşturduk. Yani anketlerin çok dışında bir senaryo oluşsa bile gene tek parti iktidarının devam etmesi anlamına geliyor bu. Yani hani şu anda işte AKP %35 gibi bir oy oranına düşse, CHP 25'lerde kalsa, MHP 15'lere çıksa bile hani bu şartlarda bile tek parti iktidar devam ediyor. Bunu göstermek için yaptığınız bir şey, yoksa bir tahmin gibi bir anlamı yok. Ama orada tabii hani sonuçta en belki olumsuz şey işte tek parti iktidarının devam etmemesi gibi bir çerçeve ortaya çıkarsa oluşacaktır ki bunun ihtimali çok düşük. Evet. Onu göstermek için öyle bir şey ortaya koyduk. Peki Erkin, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Sana da kolay Ben gelsin teşekkür ederim. diyorum. Aslında birazdan reklama gideceğiz ama reklam öncesinde bu konuyu da bağlamak açısından şöyle bir anketimiz var. Ondan da bahsedeyim. Daha doğrusu bizim anketimiz değil. Seyfettin Hoca'nın, Seyfettin Gürsel'in Betam şirketi üzerine yapmış olduğu bir anket sonucu var. Ona da baktığımızda şu resim çıkıyor Açıl. AKP için ortalama olarak %44,9, CHP için ortalama olarak %27,8, MHP için 12,4 ve BDP için %5,8'lik paylar var ki bu oranlar aslında şu an için hemen hemen piyasada genel olarak daha çok konuşulan
anket ortalamalarına da yaklaşmış gibi gözüküyor. Şimdi oradaki tabii ortalamalar üzerinden milletvekili sayılarına baktığımızda da farklı bir senaryo ortaya çıktığını görüyoruz. Örneğin ortalama senaryo üzerinden bakılacak olursa 314 milletvekilinin Adalet ve Kalkınma Partisi üzerinden elde edilebileceği görülüyor. %44.9'luk bir oy oranıyla. Bunu neden söylüyorum? Son dönemde kamuoyuna yansıyan anketlerin önemli bir bölümüne daha yaklaşık bir sonuç içerdiği için %44.9 yaklaşık 314 milletvekiline tekabül ediyor. CHP açısından baktığımızda %27.8 152 milletvekilini getiriyor. Aynı şekilde MHP açısından %12.4'lük bir oy oranı da 54 milletvekili ve BDP içinde 30 milletvekili. Dolayısıyla bu piyasaların aslında en çok fiyatladığı senaryoya uygun bir ortalama sonucu beraberinde getiriyor.